Ölümüyle ilgili faili meçhul cinayet iddiası gündeme gelen eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlis, faili meçhullerle ilgili görüşünü 1992 yılında katıldığı bir televizyon programında açıklamıştı. Aynı programda o dönemde Halkın Emek Partisi milletvekili olan Ahmet Türk de vardı. İki isim Memleketim şarkısında Leman Sama'da eşlik etmişlerdi. 1933 yılında Malatya'da dünyaya gelmiş, 1952 yılında Kararp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olmuş, 1966 yılında Kararp Akademisi'ni tamamlamış, Almanya'da dil eğitimini tamamladıktan sonra 1969 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuş, 1973'te Alman Harp Akademisi'ni tamamlamış, bir yıl sonra Kararp Akademisi'nde baş öğretmen olarak görev yapmış, 1978'de Tuğgeneral olup Bolu Komando Tugay Komutanlığı'na getirilmiş, 1982'de Tümgeneral ve Kıbrıs'a 28. Tümen Komutanı olmuş, 1986'da Korgeneral rütbesi almış, 1988'de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olmuş, 1990'da Orgeneral rütbesi almış ve Jandarma Genel Komutanlığı'na atanmış bir isim. Yaşamı boyunca ölümü ve ölümünün sebebi kadar konuşulmamış, sadece işini yapmaya çalışmış ve doğruları doğru şekilde söylemeye çalışmış bir isim. Bir şehit. Eşref Bitlis. Hafifçe yere düşen kar taneleri ve takvimler 17 Şubat çarşambayı gösteriyordu. Orgeneral Eşref Bitlis bir sınır ötesi harekatının hazırlıklarını görmek için Diyarbakır'a gidecekti. Uçağı kullanacak olan kara pilot binbaşı Yaşar Eriyan sabah saat 6.30'da nöbetçi astsubay tarafından uyandırıldı. Uçağı onun kullanmasını ona çok güvenen Orgeneral Eşref Bitlis bizzat istemişti. Orgeneral Bitlis çekiç gücün Türkiye aleyhine olan faaliyetlerini yakından takip ediyor, raporlar hazırlıyor ve kafasında buna göre bir strateji oluşturuyordu. Bu seviyelerde iş yapan her adam gibi tehlikenin yakınına gelmeden sezilmesi gerektiğini biliyordu. İşte Orgeneral Eşref Bitlis de bu sebeple temkinliydi. Etrafına diğer insanların baktığı gibi bakmıyordu. Yaptığı iş ulvi ama oldukça tehlikeliydi. İkinci pilot Kurmay Yüzbaşı Tuğrul Sezginler de o gün herhangi bir uçuşu olmamasına rağmen Orgeneral Bitlis'in tercihi doğrultusunda ekipte yer alıyordu. Uçak kalkmadan önce gerekli kontroller yapıldı. Hayati bir sorun oluşturabilecek her şey denetlendi. Her şey tam ve hazırdı. Saat 10.30'dan itibaren hava sıcaklığı da artmış, karlar yavaş yavaş erimeye başlamıştı. Görünürde hiçbir sorun yoktu. Herkesin keyfi yerindeydi. Gidilecekti, gelinecekti. Hepsi buydu. Saat 12 çeyrekte uçağın motorları çalıştırıldı. İkinci pilot Tuğrul Sezginler kalkıştan hemen yani 4 dakika sonra saat 12.22 sularında Esenboğa'ya bir haber bildirdi. Motorlarda bir anormallik var diyordu. Saat 12.26 sularında da Yeni Mahalle Posta İşletme Merkezi çalışanları yüksek bir ses duyup irkildiler. Bu sesin nedeni kendilerine doğru hızla yaklaşan bir uçaktı. Uçaktan dumanlar çıkıyor, merkeze doğru son hızla geliyordu. Uçak binanın yanından geçip büyük bir hızla bahçeye düşmüştü. Anında kocaman bir alev topunu dönmüştü. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'le birlikte uçaktaki 5 kişi şehit olmuştu. Peki bu ihmaller ya da gözden kaçan aksaklıklar nedeniyle meydana gelen bir kaza mıydı? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği derin bir kriz içerisinde sarsılıyordu. Amerika elbette bu duruma kayıtsız kalmadı ve 1991 yılında Körfez Savaşı başlamış oldu. Bu savaşın nedeni de savaş sonrasında açığa çıkacaktı.
Amerika, çekiç gücü bölgenin denetimini sağlamak amacıyla Türkiye'nin güneydoğusuna yerleştirdi. Bunun sebebi netti ve plan belliydi. İşte böylece Irak'ın kuzeyine yeni bir İsrail devletinin temeli atılmış oldu. 1. İsrail zaten hali hazırda bulunduğu yerdeydi ve o bölgenin denetimi açısından hayati bir önem arz ediyordu. 2. İsrail Irak'ın kuzeyine kurulacaktı ama en önemlisi demokrasiden, bağımsızlıktan vazgeçen Türkiye'ydi. Her şey plana göre giderse ortada bir bağımsızlık asla olmayacaktı. 1. ve 2. İsrail devletlerinin var olabilmesi için demokrasiden ve özgürlükten vazgeçmiş Türkiye önemli bir ülkeydi. Bu yüzden Türkiye'de mafya, tarikat karmaşası çıkarılmalı, bu sayede kontrol altına alınmalıydı. Çünkü Türkiye başka türlü bağımsızlığından vazgeçmezdi. Bu yüzden parçalara ayrılması gerekiyordu. İşte bu gelişmeleri de Türk ordusu mensupları yakından takip ediyordu. Zaten PKK ile uğraşan Türk ordusu, Irak'ın kuzeyi üzerinden Türkiye'nin birliğine yapılan bu tehdidi fark etmişti. Orgeneral Eşref Bitlis, Amerika'nın 2. İsrail Devleti kurma planlarının tam karşısındaydı ve buna engel olmak istiyordu. Çünkü bu, Türkiye'nin bağımsızlığına direkt olarak etki edecek, bölünmelere neden olacak bir plandı. Bitlis, Irak'ın bölünmesini bu yüzden kesinlikle istemiyordu. Bunun için de Irak'ın topraklarına sahip çıkarak aslında Türkiye'nin bölünmesine engel olmaya çalışıyordu. İşte o kara günde, yani uçağın düştüğü gün, haber hemen Genelkurmay'a ulaştı. Bu haberi duyanlar sabotaj mı diye sormuşlardı. Orgeneral Güreş, enkazı gördükten sonra hemen Kara Havacılık Okulu'na gitmişti. Burada Armağan Kuluoğlu ile görüştü ve Meydan Gazetesi muhabirine uçağın buzlanma ve pilotaj hatası nedeniyle düştüğünü söyledi. Ertesi gün Genelkurmay Başkanlığı da aynı açıklamayı yaptı. Üstelik ortada hiçbir bilirkişi raporu veya teknik rapor yoktu. Buzlanma ve pilotaj hatası senaryosunda basınla paylaşılması için planlayan kişi o tarihlerde Tuğgeneral olan Armağan Kuluoğlu'ydu. Başbakan Demirel bu kazayla ilgili kesin konuşmayan tek kişiydi. Zaten Demirel o açıklamayı yaptıktan sonra da bu konuyla ilgili bir daha asla konuşmayacaktı. Doğu Perinçek de konuyla ilgili Amerika'nın planlarını bozmak istediği için onlara karşı geldiğinden dolayı Eşref Bitlis katledilmiştir dedi. Ayrıca Genelkurmay'ın bu söylediklerine konuya biraz hakim olanlar dahi inanmadı. Kendi generalimize karşı bir kasıt vardır ve ülkemize karşı, bağımsızlığımıza karşı, Türkiye'nin geleceğine karşı bir kasıttır bu. Yoksa Eşref Bitlis Paşa'nın canının ötesinde bütün Türkiye'nin canı söz konusudur. Ancak bunu kamuoyuna ismini ve unvanını açıkça söyleyip buzlanma ve pilotaj hatası olmadığını belirten tek kişi emekli hava tümgeneral Aslan Öner oldu. Tümgeneral Öner'e göre sabotaj olasılığı üzerinde durulmalıydı. Kara Havacılık Okulu Kurmay Başkanı Albay Erdal Özden uçağın enkazı üzerinde 2 günlük bir inceleme yapmış. Ardından Amerikalı uzmanlarla birlikte çok önemli bir rapor hazırlamıştı. Raporda uçak motorundaki önemli bazı parçaların bulunamadığı, var olanların bir kısmının da tahrip edildiği yazıyordu. Şüpheli birçok durum vardı. Örneğin kazanın hemen ardından posta merkezi bir kaos içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışırken enkazın yanında ve enkazı inceleyen biri vardı. Merkez müdürünün dikkatini çekmişti ve kim olduğunu sormuştu. Şüpheli kişi sakin şekilde askeri kimliğini göstermiş, binbaşı olduğunu belirtmişti. Bu kısma kadar bir sorun yoktu. Asıl sorun kazanın hemen ardından orada olması ve tek başına bulunmasıydı. Bu oldukça şüphe çeken bir davranıştı.
Olayın üstü örtülmüyor, sular durulmuyordu. Dönemin birçok olayının peşine düşen Aydınlık gazetesi bu şüpheli olayında ilk günden itibaren peşine düşmüştü. İşte bu ısrarlı duruş sonuç vermeye başlıyordu. Düşürülen uçağın ikinci pilotu Kurmay Yüzbaşı Tuğrul Sezginler'in ablası Saime Sezginler topladığı tüm bilgileri Aydınlık'a iletmişti. Sonrasında Sezginler ailesi avukat Nusret Senem'le birlikte dosyanın tekrar açılmasını istedi. Bu da olaydaki eksik parçaların birleşmesine katkıda bulunmuştu. Avukat Nusret Senem ve Sezginler ailesi uçağa sabotaj yapıldığını ortaya çıkarmak için dava açtılar. Yapılmadığına ilişkin bilirkişi raporu var. Bir rapor var. Teknik rapor var. Bilirkişi raporu demeyeyim de Amerikalı uzmanların ve Türk Kara Kuvvetleri'nden bir albayın birlikte düzenledikleri bir rapor var. Ki bilirkişi olmadığını raporu gösteren. Da bunu destekliyor. Netice olarak bu bilirkişi raporu değildi ama... Bu dava sayesinde dosya bilirkişiye gitti. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti uzun incelemeler ve araştırmaların ardından 1996'da raporu tamamladı. Raporda buzlanma ve pilotaj hatasının kesin ve tatminkar olmadığı belirtiliyordu. Heyet Başkanı Ahmet Nuri Yüksel yıllar sonra konuk olduğu bir programda bunun bir sabotaj olduğunu ifade edecekti. Peki bu sabotajı kim ya da kimler planlamıştı? Amerikalı bir grup komutan önce Dick Cheney'nin onayını aldı. Cinayet kararı da 10 Ocak 1993'te Adana'da İncirlik Üssü'nde düzenlenen toplantıda verilmişti. Toplantıya da Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu Masası sorumlusu Elizabeth Shelton başkanlık etmişti. İşte bu suikasti Amerika planlamıştı. Çünkü Eşref Bitlis her zaman Amerika'ya karşı durmuş ve tarafını belli etmişti. Susturulması gerekli, icraatların önüne geçmesi engellenmeliydi. Bunu da başarmışlardı. Bir Türk komutanı belki de bile bile ama doğrulardan ve haklılardan yana durmaktan asla vazgeçmeden ölüme yürümüştü. Böylesine bir ölümü hak etmiyordu. Ama düşmanın planı da her zaman beklenmedik yerden gelirdi. Bugün üzerinden 29 yıl geçmesine ve failler az çok belli olmasına rağmen olayın arka planında birçok soru işareti mevcudiyetini korumaya devam etmektedir.